Merhabalar Ebebek YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben astrolog Pınar Döngez. Nisan ayını konuşacağız. Burçlar üzerinden gideceğiz. Şimdi Nisan ayına şöyle bir bakacak olursak 2 Nisan'da Merkür retrosu var arkadaşlar ki Merkür retrosuyla Nisan ayına giriş yapıyoruz. Bu dönemde yeni bir işe başlanmaz. Daha çok arkadaşlar burada yarım kalan işleriniz varsa bunları tamamlamak için kullanabilirsiniz. Retrolar daha çok içe dönmekle, kendi içimize çekilerek şöyle bir şeyleri düşünmekle ilgilidir. Merkür iletişimle, öğrenmekle alakalı, zihnimizle alakalı. O yüzden öğrendiklerimizi bu dönem tekrar etmek için, yeniden bir şeyleri gözden geçirmek için kullanabiliriz. Eksik kalmış bir şeyler varsa onları tamamlamak için bazen değil mi? Hani eskiye dönmemiz gerekebilir arkadaşlar. Eski ilişkiler gelebilir. Küs olanlar varsa barışabilir bu dönemde. Koç burcunda olan bir retro olduğu için daha önce cesaret edemediğimiz, harekete geçemediğimiz konular varsa ya da bir şeye başlayacağız, bir türlü başlayamıyorsak işte bu alanlarda böyle hadi artık yap şunu diyen bir Merkür retrosu ile karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani geçmişten kaçan bir takım fırsatlar varsa bunların da yeniden önünüze geleceğini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, 8 Nisan'da da Koç burcunda çok etkili bir güneş tutulması yaşanacak. Koç burcunda Chiron etkili, yöneticisi Mars Satürn'le kavuşumda. Yani çok da sevdiğimi söyleyemem bu tutulmayı. Yöneticileri, liderleri özellikle dünyada çok etkileyecek bir tutulma enerjisi deneyimliyoruz. Evet, 10 Nisan'da Mars Satürn kavuşumu olacak. Artı eksi arkadaşlar 5 gün olarak alabiliriz. 21 Nisan'da da Jüpiter Uranüs kavuşumu var ki bu da çok nadir kavuşumlardan bir tanesi. 24 Nisan'da da Akrep Burcu'ndaki Dolunay'ımızla birlikte tabii ki gezegen geçişleri de var. Ben bunları size eklemeye çalışacağım burçlar içerisinde. Yani bunun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi Nisan ayına öyle giriyoruz ki hepimizin hayatlarında yepyeni hikayeler başlayacak. Görünüyor. Hepimize bolluğu, bereketi, sağlığı, mutluluğuyla gelsin ve Koç burcuyla başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan bebeklerimiz ya da çocuklarımız, Nisan ayı koç bebeğiniz için önemli aylardan bir tanesi. Özellikle doğum günü 8 Nisan'a yakınsa artı ve eksi 4 gün olarak alabilirsiniz. Tutulma enerjisi altındalar. Yepyeni, daha önce hiç denemediğiniz bir şeye başlangıç yapıyor olacaksınız beraber. Bu gelişim dönemiyle ilgili olarak da bedensel anlamda da yepyeni bir alana adım atmak da tabii olabilir. Yaşı daha büyük olan koç çocuklarımız açısından da hayatıyla ilgili ufak tefek bazı kararlar vermek şeklinde de olabilir. Venüs de 5 Nisan'da Koç burcuna geçiyor ve çocuğunuz adına aslında önemli bazı bir takım anlaşmalar, işbirlikleri içerisinde olabilirsiniz. Sanatsal aktivitelere yönlendirmek için oldukça faydalı bir ay olabilir. Yeteneklerini keşfedeceğiniz bir süreç olacaktır. Tabii ki Merkür retrosu da Koç burcunda var diye bahsettik. Şimdi burçlarında hareket edecek bir retro. O yüzden kendini böyle size çok böyle ifade etmekte zorlanabilir veya sizin dediklerinizi burada yanlış anlayabilir ya da çocuğunuzla ilgili eğer hayatınla alakalı yarım kalmış, tamamlanması gereken bir konu varsa bunları tamamlayın diye yeniden devreye girebilir, önünüze gelebilir bu tarz konular. Yani çok önemli bazı kararlar da alabilirsiniz ama alacaksanız da lütfen bunu 25 Nisan sonrasına bırakmanızda fayda görüyorum. 10 Nisan ve civarı özellikle dikkatli olmakta fayda var. Yönetici gezegenleri Mars'ın Satürn'le Balık burcunda kavuşacaklar. Yani o yüzden bu bebeğinizi arka planda biraz onu huzursuz eden bilinçaltı kaynaklı durumlardan ötürü kendini burada huzursuz biraz hissetmesine neden olabilir ki bu da onlara uyku problemleri, işte kabus görme gibi kendini gösterebilir. Bu dönemde yanında olduğunuzu ona hissettirin ve sağlıklarına da ekstra dikkat edin diyorum. 21 Nisan Jüpiter ve Uranüs kavuşumuyla birlikte bu para alanlarında gerçekleşiyor. O zaman 21 Nisan sonrasında çocuğunuzu ilgilendiren burada belli başlı para konularında da
konuşmalar yapacağınızı düşünüyorum. Önemli bir takım fırsatların ve sürprizlerin devreye girebileceği bir süreç olacaktır. 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay'la da yine bazı para harcamalarınız ve para çıkışları burada gündeme gelebilir. Ya da bebeğinizin geleceği adına belli başlı bir takım yatırımlar yapmak da istiyor olabilirsiniz. Evin içerisinde yani bir para meselesi dönüyor olabilir. Ortaklaşa paraların işte nasıl yönetileceğiyle ilgili düşünceler ve konuşmalar var gibi duruyor. Güzel bir ay diliyorum sevgili koç. Sevgili boğalar ve yükselen burcu, boğa olan bebeklerimiz ya da çocuklarımız 12. ev vurgusu var. Onların tutulmayla birlikte kadersel etkileri açık bir dönemdeler. Geri plana çekilme etkisi verebilir. Rüyalar çok fazla görebilecekleri bir süreç olacaktır. Biraz korku ve endişeleri artabilir. Sağlıklarını burada ihmal etmemeniz de gereken bir süreç olacaktır. 2 Nisan'la birlikte Merkür'ün de boğa alanında gerilemesiyle birlikte daha böyle kendi içine kapandığını görebilirsiniz. Kendisi de böyle içine kapanık bir süreçte olabilir. Bu ev biraz kontrol dışı etkilerle ilgilidir. Daha gizli saklı olanla bilinçaltı ile ilgili bir evdir. O yüzden bazen onun da yalnız kalmasına izin verin. Tabii ki kontrolü elden bırakmayın. Çocuğunuzun yanında olmaya, ona destek olmaya, korkuları ve günlük hayatıyla böyle orayı doğru yönetmesi yönünde de ona destek olmaya lütfen özen gösterin. Özellikle de 25 Nisan'a kadar. Sosyal alanlarında, arkadaş çevrelerinde de bazı gerilimler yaşayabilirler. Bazı arkadaşlarıyla belki yol ayrımları olabilir. 10 Nisan civarında bu alana ekstra lütfen dikkat edin. Ya da yaşı daha küçükse bebeğinizle girdiğiniz bazı ortamlarda da ekstra dikkatli olmalısınız. Sürpriz bazı eğitimler ya da seyahatler, yolculuklar da gündeminizde olacaktır. Teknolojik anlamda da bebeğinize, çocuğunuza oyuncaklar almanız bu dönem onların ilgilerini çok çekecektir ve gelişimleri açısından da çok faydalı olacak görünüyor sevgili ebeveynler. 24 Nisan'da tam karşıt burçlarında da bir dolunay meydana geliyor. Bu onların ilişkiler alanı olduğu için beraber olmak, birlikte olmak isteyecektir. Tek başına kalmak çok istemeyebilir. Bu sizinle olan ilişkisi olabilir, arkadaşlarıyla olan ilişkisi de olabilir. Yani bu alanda aslında ilişkiler alanında özel bir çaba sarf ettiği anlamına geliyor. İlişkiler konusu onun için ön plana çıkıyor diyebiliriz ve kendi başına olmaktansa diğerleriyle birlikte olmak, onlarla bir şeyleri paylaşmak zorunda kalabilir. Sizlere de güzel bir ay diliyorum. Sevgiler. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, tutulma onların 11. evlerinde. Onlara yarayacak bir tutulma diyebiliriz. Dolayısıyla onlar sosyalleşecekler. Hem konuşmaya çalışacaklar, hem yaşı tutuyorsa arkadaşlarıyla sokakta, parkta, bahçede oynamak isteyebilir. Yani sosyal çevresi de tabii değişebilir bazı ikizler burçlarının. Yeni arkadaşlıklar edinecekleri bir süreçteler. Bu dönem yönetici gezegenlerinin Merkür'de retrosu başlıyor. Koç burcunda dedik ve bu sosyal alanlarında da gerilediği için 25 Nisan'a kadar özellikle arkadaşlıklar içerisinde ufak tefek bazı anlaşmazlıkları karşılarına gelebilir. Eğer ki böyle bir şey oluyorsa burayı şifalandırmak ve bu süreci daha doğru yönetmekte fayda var sevgili bebeğinler. O yüzden size bu anlamda iş düşüyor. Buradaki enerjiyi atmak için onların oyun ve bazı böyle fırsatları onlara sunmanız önemli. Davetler, organizasyonlar, belki doğum günü partileri gibi alanlarda da oldukça aktifleşebilirler ve çok keyif alacakları bir süreç onlarla birlikte. Sadece 25 Nisan'a kadar dikkat edilmeli. Bir de 10 Nisan civarı eğitimiyle ilgili de işler biraz sarpa sarmış olabilir. Bir şeyler ilerlemiyormuş gibi durma noktasına geldiğini siz de hissedebilirsiniz. Mars ve Satürn kavuşumu biraz zordur. Fakat hem burada sizinle olan ilişkisi, özellikle anne ile olan ilişkisi, hem okul, eğitim gibi alanlarla olan ilişkilerinde biraz sınırları iyi çizmeniz gerekebilir. Burada kurallar ve disiplin gereken konularda da doğru hamleleri yaparsanız durumu kendi lehinize çekebilirsiniz.
Evet, yani 24 Nisan'da da zaten Akrep Burcu'nda da bir dolunay olacak ve onların sağlık alanlarında, günlük rutin alanlarında gerçekleşiyor. Yani burada onların eğer bırakmasını istediğiniz bir takım alışkanlıklar varsa bunun için güzel bir dönem olacaktır. Yine bebeğinizle ilgili bazı rutinlerin, bazı düzenlemelere gitmek gerekebilir burada. Sağlığını ihmal etmemeniz gereken de bir süreç olacaktır. Çünkü bu sağlıklı beslenme planı, diyet yapmaları gibi konularda da destekleyebilirsiniz. Bunun için de uygun bir dönemdi. Tabii ki burası bir de evcil hayvan alanı olduğu için belki de bir evcil hayvan sizden isteyebilir. Ya da bir evcil hayvanınız varsa bununla ilgili bir konu bir günden önünüze gelebilir. Güzel bir ay olsun sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan bebeklerimiz, onlar 10. ev alanlarında bir güneş tutulması yaşayacaklar. Tabii 10. ev yani tepe noktası demek, bir kere onların çok görünür, dikkat çekebilecekleri bir durumu ön plana getirecektir. Eğer okula gidiyorsa bu arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle belki burada kendini ispat etmek isteyecek gibi de duruyor. Fakat zaman zaman bazı rekabet durumlarıyla da karşılaşabilirler. Bu bebeğinizin geleceğini ilgilendiren bir konu içinde sizin harekete geçebileceğiniz olayları da anlatabilir. Tabii Merkür retrosu da olacağı için 2 Nisan ve 25 Nisan arasında geçmişte bu tamamlanmayan, eğer yarım kalmış durumlar varsa eğitimle ilgili de olabilir. Bu alanda alacağınız önemli kararlar var burada. Önemli kararlar devreye girebilir. Anneyle babayla olan ilişki bu dönem tabii ayrıca önemli olacaktır. Sizin vereceğiniz destek onu daha da ileriye taşıyabilir ama bu desteği eğer ona sağlayamazsanız bu dönem içerisinde kendi içine atıp biraz huzursuzlaşabilir. Eğer yaşı daha küçükse de sizlerle daha bir arada olup hayatı yoğunlaşabilir. Özellikle anneye daha düşkünlüğü artabilir. Ve anne tarafındaki işte anneanneler, dedeler bunlarla da keyifli vakitler geçirebilecekleri de bir süreç olabilir. 21 Nisan'da da Jüpiter ve Uranüs kavuşumu olacak demiştik. Bu sosyal çevrelerinden yana çok şanslı etkiler getirecektir çocuğunuza. Yani çocuğunuzun belki bir hayali, çok istediği bir konu varsa burada sürprizlerle karşılaşabileceğini gösteriyor gökyüzü. Gireceği her yeni ortamdan yana yüzü gülebilir açıkçası. Çok güzel destekler alıyorlar. Tabii 24 Nisan'da da bir dolunayımız var. Bu çocuğunuzla ilgili bir yeteneğini keşfedeceğiniz bir süreç başlıyor olabilir. Bu dönemde çocuğunuzun o yaratıcılığını kullanmak, daha sahneye çıkacağı, kendini göstermek istediği konular var gibi. Tabii bu ev sanatsal çalışmalarla ilgilidir, sporla ilgilidir, dans, müzik, belki onların daha eğlenebileceği böyle müzik aletleri çalma, piyano gibi aktiviteler üzerinden de yaptığı her şeyden böyle keyif alacağı bir süreç başlıyor. Güzel bir Nisan ayı olsun sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olan bebeklerimiz. Bu dönem onlar 9. ev alanlarından bir güneş tutulması yaşayacaklar. Onların uzaklara, bir yerlere böyle onlarla birlikte gidiyor olabilirsiniz. Ya da çocuğunuzla ilgili bir eğitim planlıyor olabilirsiniz. Bir dil öğrenmesi, uzakları, yabancıları keşfetmesi için belki bir fırsat sağlıyorsunuz ona belli ki. Uzaktan bir akrabanızla ilgili gündemler olabilir. Onlara gidebilirsiniz ziyaretlere ya da onlar size gelebilir. Bebeğiniz açısından çok keyifli zamanlar geçireceği kesin. Bir başlangıç yapacaksınız gibi görünüyor. Fakat Merkür retrosu da bu alanda olduğu için 2 ve 25 Nisan arasında daha dikkatli olun bu alanda. Çünkü burası yurt dışı alanları. Belki bir vize, pasaport gibi konularınız var. Bunlarla ilgili 25 Nisan'a kadar bir bekleme, gecikme olabilir. Ya da öğrenmeye dair konularla ilgili tekrarlar, üstünden tekrar tekrar geçmeleri gereken bir takım durumlar getirebilir. Aklınızda olsun. O yüzden 25 Nisan'a kadar böyle bir durumunuz olabilir. Ufak tefek engeller, pürüzler çıkabilir. Uçakla örneğin diyelim bir yere gidiyorsunuz. Bu rotar yapabilir gibi düşünün. İşte bebeğiniz o arada huzursuz olabilir. Ya da bavulunuzu filan aceleyle unutabilirsiniz. Yani acele bir şeyler olsun istersiniz ama böyle bir engel karşınıza çıkar. Hani bu tarz etkilere karşı 25 Nisan'a kadar dikkatli olmalısınız.
Ama yine de bu ev alanlarında, 9. ev alanlarında saymış olduğum konularda bir başlangıç enerjisi, bir hareketlilik var burada. Kısacası bu dönem seyahatler, yolculuklar, eğitim gibi daha kafasını yoracağı zihinsel aktivitelerle ilgili bazı durumlar olacaktır. Bir yandan da hayatı sorgulayan uzayı, felsefe, dini inançlar üzerinden olan konular, yani işte bu neden böyle gibi sorular size gelebilir. O yüzden onların merakında mutlaka bu dönemde giderin derim. Evet, 21 Nisan'da tabii ki tam tepe alanlarında Jüpiter ve Uranüs kavuşacak. Bu onların sürpriz gelişmeler, eğitim hayatları ile ilgili önemli fırsatları önlerine getiriyor olacaktır. 24 Nisan Dolunay ile birlikte 15 günlük bir süreç. Burada aile, ev, yuva halinizde bazı değişimler ve yenilikler olabilir. Bu evi taşıma, değiştirmek gibi de olabilir. Ya da evle ilgili bir alım, satım gibi konular gündemde olabilir. Yani evin içinde belki de bir bireyin katılması, evin genişlemesi, ailenin genişlemesi gibi konularda olabilir. Yani evin içinde belli ki bir hareket var bu esnada. Çocuğunuzun da isteklerini lütfen göz ardı etmeyi unutmayın. Bu da önemli olacaktır. Güzel bir ay olsun sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan bebeklerimiz ya da çocuklarımız, bu dönem 8 Nisan'da Koç burcundaki tutulma çocuğunuzun 8. ev alanında. Merkür Retrosu da 8. ev alanında. O zaman burası parasal meseleler belli ki. Harcamalar, hesap, kitap, yaptığınız konular burada bazı değerlendirmeler içerisinde olduğumuzu bize gösterir. Bir borç ya da banka ile ilgili olan bir gündeminiz varsa buraları daha dikkatli bir şekilde ele almanız gerekebilir. Tabii Merkür Retrosu da burada. O yüzden borç almak, borç vermek, kredi çekmek ya da nafaka gibi konular varsa biraz bunlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Böyle bir durum varsa hani 25 Nisan sonrasında bırakmanızı tavsiye ederim. Öte yandan eğer ki çocuğunuzun da yaşı tutuyorsa ona cep harçlıkları, işte kendi parasını biriktirmesiyle ilgili ya da bu birikimlerle kendi başına belki de bir şeyler nasıl alabilir? Bunlarla ilgili konular olabilir. Bunları merak edip kendi başına da hareket etmek isteyecektir. 10 Nisan civarı her türlü ilişkileriyle alakalı da bazı anlaşmazlıklar görülebilir. Sanki böyle karşısındaki her ilişki durumunu böyle bir rekabet, bir böyle savaşkan bir enerji içerisinde olabilir. Karşısındaki insanlara karşı bir inatçı bir tutum burada sergileyebilir. O yüzden buradaki gerilimlere karşı çok dikkat edin. Burayı doğru yönetmesine izin verin. Diğer yandan Jüpiter-Uranüs kavuşumu onların eğitim, seyahatler alanına kadar böyle birçok konuda onlara şans, fırsatlar da karşılaşmalarına vesile olacak gibi duruyor. 24 Nisan Dolunay'ı onların 3. ev alanlarında gerçekleşecek. Yani bu onların kardeşleriyle olmak, yakın çevrelerindeki insanlarla bir arada vakit geçirmek, iletişim içerisinde olmak isteyebilir. Okumaya, yazmaya, konuşmaya, kitaplara karşı oldukça meraklı olacakları da bir süreçteler. Bu dönemde kitap alışverişine çıkabilirsiniz. Bu onların çok hoşuna gidecektir. Eğitimle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Belki de bir dil öğrenmesi, işte yabancı dilini geliştirmesi adına da bu ay yeni kararlar alabilirsiniz. Güzel bir ay diliyoruz sevgili Başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, terazi bebeklerimiz onlar zodyan sosyal kelebekleri. 8 Nisan'da karşıt burçlarında önemli bir tutulma onları bekliyor. Bu süreçte edineceği deneyimler onların geleceğiyle ilgili insan ilişkileriyle ilgili konularda kazandığı beceriler açısından çok kıymetli olacaktır. Karşısındaki kişilerle bir arada olmak isteyecek zaten. Zaten bunu seviyorlar teraziler. Bu sizinle olan ilişkileri olabilir, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle olan bir ilişkisi olabilir. Yani bu alanda onların da bir özel çaba sarf edeceği bir zaman dilimi. İlişkiler konusunu da ön plana çıkartacak, onlarla ilgili paylaşıma dayalı konularda bir şeyleri öğrenecek. Kendi başına olmaktansa diğerleriyle beraber olmak isteyecek ama terazi bunu çok güzel bir şekilde yapacaktır. Hiç merak etmeyin. İlişkilerde o uyumu alttan alttan götürecektir. O yüzden bu 6 aylık süreçte hangi alanlarla ilgileniyor, merakı nerelerde, bunu çok iyi gözlemlemenizi tavsiye ederim ki onu da doğru yönlendirebilin en azından.
Şimdi Merkür retrosuna baktığımız zaman 2 ve 25 Nisan arasında geriliyor. Retro hareketini başlatıyor. Dolayısıyla bu arkadaşlarıyla oynadığı oyun sırasında bile karşısındakilerin bazen böyle bencil tavırlarıyla karşılaşabilir. Ve bu aralarında anlaşmazlıklar yaşanmasına neden olacaktır. Bu arkadaşlarının girdiği ortamlarda da o insanların sözlerinden etkilenmeye de açık olabilir. Bunun farkında olursanız bilin ki çocuğunuz hayata dair burada ilk hayat deneyimlerini öğreniyor ve kendi o benliğinin gelişmesine de çok katkı sağlayacağını lütfen unutmayın. Şimdi diğer yandan 10 Nisan civarında da sağlık konularına ekstra dikkat etmeleri gerekecek. Bağışıklık sistemlerini çok güçlü tutmanız gereken bir zaman olabilir. Ayrıca evinize yardımcı olan bir kişi ya da bir bakıcı varsa bunlarla ilgili de önemli bazı kararlar verebileceğiniz bir süreç gibi duruyor. 21 Nisan'daki Jüpiter ve Uranüs kavuşumu 24 Nisan'da Dolunay ile burada önünüze parasal bir takım mevzular gelecektir. Çocuğunuz adına alacağınız önemli yatırım fırsatları gündeminize geliyor ve harcamalar konusunda da biraz dikkatli olmanız gereken bir süreç olabilir. Ama gerçekten güzel paralar gelecek ama harcamalar da olacak gibi duruyor sevgili terazi burçları. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, onlar 6. ev alanlarında bir tutulma yaşayacak. Merkür retrosu da burada. Tabii ki bu dönemi yaşına göre baktığımızda böyle günlük koşuşturmacalar fazla olabilir hayatlarında. Kendilerini burada doğru bir şekilde ifade etme meselesi de bir tarafında ortaya çıkaracaktır. Çok daha belki yapılacak işleri, belki ödevleri olabilir. Birazcık kendini burada baskı altında hissedebilir. Yine de yeni bir takım projelere başlıyor olacaktır. Belki bu yeni bir öğrenme stiline, yeni bir konuya başlıyor olacaktır ve bu onun hayatında da böyle heyecan verici bir durumu önüne getirebilir. Eğer ki spora başlatabiliyorsanız bu anlamda harekete geçirmek için güzel bir zaman dilimi olacaktır. Evcil hayvanlarla ilgili de bir gündemi ortaya çıkabilir. Sağlıklarıyla ilgili de lütfen ihmal etmemeniz gereken bir dönem. Onların bağışıklık sistemlerini biraz güçlü tutmaları da gerekecektir. Belki de sağlıklı bir beslenme planı yapabilirsiniz. Bu alanlarda da bazı düzenlemelere gidebilirsiniz. 10 Nisan'da da onların 5. ev alanlarında Satürn ve Mars kavuşumu olacak. Bu sevginizi olabildiğince onlara göstermelisiniz. Çünkü bu dönem sevildiğini hissetmesi önemli olacaktır. Eğer ilgilendiği bir yeteneği varsa bunları da çok fazla yapmak istemeyebilir. Biraz motivasyonu düşük olabilir 10 Nisan civarında. Ve burada keyif aldığı alanlarda da o eski tadı hissetmeyebilir. Lütfen zorlamayın, bu geçici bir durum. Jüpiter ve Uranüs kavuşumu da onların ilişkileriyle ilgili de 21 Nisan'da gerçekleşecek bu kavuşum. İlişkilerinde daha uyumlu, işbirlikçi hareket etmek isteyebilir. Beraber teknolojik konularla ilgili oyunlar ya da zeka oyunları oynamak onların gelişimine katkı sunabilir gibi duruyor. 24 Nisan'da burçlarında bir dolunay var. Bu sayede onların enerjileri biraz burada yükselecektir. Belki burada onlar için daha önce hiç denemediğiniz bir şeye başlangıç yapabilirsiniz. Bu onların gelişim dönemleriyle ilgili olabilir. Bedensel anlamda yepyeni bir alana adım atmak da olabilir. Ya da daha yaşı büyükse bu hayatıyla ilgili de ufak tefek bir takım değerlendirmeler ve muhasebeler içerisinde de olabilirsiniz çocuğunuzla ilgili. Tabii bu dolunayın Plüton'la da bir tek ara açı kalıp içerisinde olduğu için bu belki de evini, yuvasını ilgilendiren bir alanda bir değişim enerjisi de getiriyor olabilir gibi duruyor. Güzel bir Nisan ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 8 Nisan tutulması onlara yarayacak diyebiliriz. 5. ev alanlarında. Hobiler, eğlence, tatil gibi konular alanında, yani uğurlu, güzel de bir alandır burası. Dolayısıyla onların belki de bir hobileriyle ilgili yeteneğini keşfediyor olabilirsiniz. Bir kursa yazdırmak şeklinde de olabilir. Yaptığınız bir başlangıç belki onları bedensel anlamda daha gücü, kuvvetiyle, spor anlamında ya da sahne önünde, tiyatro önünde olmakla ilgili
yeteneklerini fark edebilirsiniz. Eğer burada yaşı tutuyorsa bu dönemde hobiler konusunda desteklemenizi tavsiye edebilirim. Ya yani uzun vadede kesinlikle iyi sonuçlar getirecektir. Burada başlatılacak kararların daha sonra meyvelerini alabileceğiniz bir süreç olacak. Yani onların yaratıcılığını ön plana çıkaracak aktiviteler içerisinde olmanız, bu işte resim gibi, boyama gibi aktiviteler yapmak için de oldukça destekli diyebilirim. Şimdi 25 Nisan'a kadar bir Merkür retrosu olacağı için burada onların hayatıyla ilgili yarım kalmış bir kurs gibi konular varsa bunların yeniden devreye girebileceği ya da onların hayatlarıyla ilgili yeniden bir şeyin tekrarlanması gibi konuları da önünüze getirebilir. 10 Nisan civarında ev içerisinde eğer bazı gerilimler olursa lütfen bunu çocuğunuza yansıtmamaya çalışın derim. Onun yapmak istedikleri ve sizin ondan istedikleriniz böyle çok fazla örtüşmeyebilir. O yüzden çocuğunuz adına da bazı huzursuzluklar yaratabilir. 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu 6. ev alanlarında gerçekleşiyor. Bu onların sağlığıyla ilgili bir iyileşme, korunma gibi böyle güzel enerjiler altında olacaklar. 24 Nisan'da kadersel alanları dediğimiz alanda bir dolunayları oluşacak. Bu biraz insanlarla ilişkisini yönetmekte kendi adına biraz zorlanabileceği bir süreç olabilir. Daha kendi içine kapanmak burada isteyebilir. Çocuğunuzun yanında olmaya, ona destek olmaya, belki korkuları ve işte o endişeleri adına günlük hayatını doğru yönetmesi yönünde lütfen destek olmaya özen gösterin. Ve kendi o stresiniz, gerginliğiniz falan varsa da bu dönem 24 Nisan ve 15 günlük süreçte çok fazla hissettirmemeye çalışın. Güzel bir Nisan ayı olsun sevgili yay burçları. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan bebeklerimiz, 8 Nisan'da 4. ev alanlarında Koç burcunda bir tutulma gerçekleşiyor. Bu onlar açısından baktığımızda belli ki aile, ev, yuva halinizde bir takım değişimler ve yenilikler olabilir. Bu evi taşıma, değiştirme şeklinde olabilir. Belki odasıyla ilgili bir değişim yapacaksınız. Onları da anlatıyor olabilir. Tabii Merkür retrosu da bu alanda olduğu için hem o çocuğunuzla ev içerisinde iletişimsel konularda hem de onun yapmak isteyip sizin onların istedikleriniz böyle çok da örtüşmeyebilir. O yüzden bazen aranızda anlaşmazlıklar, yanlış anlaşılmalar olabilir. 10 Nisan civarı da yakın çevresiyle olan kardeşleri, kuzenleriyle ilgili konularda da kazalara, sakarlıklara karşı kavgalar, tartışmalar bile aralarında olabilir. Bu konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğitimle ilgili bir konu eğer gündemdeyse burada da belki eğitimle ilgili konularda bir mücadele içerisinde olması gerekebilir. O yüzden bu onu zorlayabilir. Bunun farkında olarak ilerlerseniz çocuğunuz üzerinde bu anlamda da baskı kurarak, zorlayarak onu daha yoracağınızı da lütfen unutmayın. Şimdi onları rahatlatmak adına hazır 21 Nisan'da 5. ev alanlarında da keyif alacakları güzel bir kavuşum gerçekleşiyor. Bu onlar açısından farklı, daha önce denemedikleri, eğlenceli bir takım aktiviteler içerisine girerek onların kafalarını dağıtmalarını sağlayabilirsiniz. Bu belki bir tatil olabilir, bir gezi planı olabilir, doğayla iç içe olacakları, mekanlarda bulunmaları bir kere onları inanılmaz mutlu edecektir. Nisan'ın ilk haftaları sadece biraz dikkatli olunmalı, ikinci yarısı onlar açısından daha keyifli ve rahat etkiler altında olacaklar. 24 Nisan'da 11. ev alanlarında Akrep burcunda da bir dolunay var. Bu onların arkadaş çevrelerinde sosyalleşecekleri, onlarla olan ilişkileri ana gündemlerinde olacaktır. Sosyal çevreleri değişebilir açıkçası. Kimileri için tabii ki. Kimisi için de dışarıda olmak istediği, insanlarla konuşmak istediği, kendini göstermek istediği de bir dönem olabilir. Güzel bir ay olsun sevgili oğlak burçları bebeklerimize de sevgiler. Oğlak ve yükselen burcu kova olan bebeklerimiz, çocuklarımız. 8 Nisan tutulması onların 3. ev alanlarında gerçekleşiyor. Bu da onların kardeşlerini, yakın çevresindeki kişileri, belki kuzenlerini, böyle onlara bir odaklanma halini getiriyor. Onlarla vakit geçirmek, iletişim içerisinde olmak isteyebilir.
Fakat Merkür retrosu da bu alanda gerçekleşeceği için kardeşleriyle belki aralarında yanlış anlaşılmalardan kaynaklı böyle sorunlar yaşayabilirler. 25 Nisan'a kadar bu alanda biraz dikkatli olunmalı. Okumaya, yazmaya, konuşmaya, kitaplara oldukça meraklı olacakları da bir süreç tabii ki bir taraftan. Kitap alışverişine belki birlikte çıkabilirsiniz. Bunların hoşuna gidebilir. Belki daha önce düşündüğünüz onlarla ilgili bir eğitim planınız varsa bunların devreye girmesi olabilir. Yani zihinsel faaliyetler açısından kovalar için oldukça şifalı, aktif ve yoğun bir gündem gibi duruyor. Şimdi 10 Nisan civarı Mars-Satürn kavuşumu onların parayla ilgili bir alanlarında. Belki işte çocuğunuzla ilgili parasal konularla ilgili böyle canınızı sıkan meseleler ön planınıza gelebilir. Yapmak istediğiniz bir konunun engellenmesiyle burada karşılaşabilirsiniz. Ya da çocuğunuz sizden parasal konularda inat edip bir şey isteyebilir, sizi o alanda zora sokacak böyle hareketler yapabilir. Ya istekleri olacaktır ama bu karşılanmadığında da onun inatçı bir şekilde davranmasına neden olabilir. Fakat 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs kavuşumuyla birlikte ev, yuva, aile alanlarında bu belki çocuğunuzun odasında bir takım yenilikler, değişimler olabilir. Aile içerisinde sürpriz bir takım gelişmeler olacaktır. Bu da bebeğinize yansıyacaktır haliyle. Her ne kadar parasal konularda zorlansa da aile içerisinde mutluluğu bulacak görünüyor. 24 Nisan'da tepe noktalarında bir dolunay gerçekleşecek. Bu eğitim hayatı ile ilgili bir yapılandırmaya gidebileceğinizi gösteriyor. Annesiyle babasıyla olan ilişkisi bu dönem ayrıca önemli. Üzerinde böyle biraz bazı konularda baskı hissedebilir. O yüzden sizin vereceğiniz destek onu daha da ileriye taşıyabilir. Kendini güzel ve doğru bir şekilde ifade etmesine neden olacaktır. Güzel bir Nisan ayı diliyoruz sevgili kova bebeklerimize. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan bebeklerimiz. Şimdi balık burçlarının 2 Nisan civarı parayla ilgili başlayan bir de Merkür retrosu tabii ki var. 8 Nisan tutulmasıyla birlikte bu evin içerisinde finansal alanda bir takım konuşmalar ön plana geliyor. Bu konuşmalar eğer gergin bir şekilde yapılıyorsa bu onun çok rahatlıkla hissedebileceği ve biraz onu kendini de huzursuz hissetmesine neden olabilir. Lütfen buraya dikkat edin. Bu konuları 25 Nisan'a kadar daha temkinli bir şekilde ele almanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca bu dönemde bebeğinizin geleceği adına belki daha önce düşünüp yapamadığınız yatırımlar varsa yeniden bunlar önünüze çıkabilir. Daha önce belki yara aldığınız bir konunun şifalanması adına da harekete geçebilirsiniz gibi duruyor. 10 Nisan civarı sakarlıklara, düşmelere karşı lütfen önleminizi alın. Burçlarında bir Mars-Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Bu onların sağlıklarıyla ilgili belki bağışıklık sistemlerini güçlendirmeniz gereken, ek takviyelerde bulunmanız gereken bir süreç olacaktır. 21 Nisan'da da Jüpiter-Uranüs kavuşumu çocuğunuzun iletişim alanlarında gerçekleşiyor ki bu onların belki de bir anda konuşma becerisini geliştirecek bir duruma işaret ediyor. Teknolojiye olan merakları çok fazla artabilir. Faydalı kullanılması adına destekleyebilirsiniz. Çok yaratıcılıklarını güçlendirecek durumlarla ilgilidir. Kitaplar, eğitimle ilgili güzel bir gelişme yine yüzünü güldürebilir onların. Ya da kardeşleri varsa belki de kardeşlerinin hayatında da böyle güzel bir olay gerçekleşebilir. 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor ki bu onların seyahatlerle ilgili bir gündemini önüne getirecektir. Ya da onların böyle fikirsel anlamda destekleyecek, meraklarını giderecek, önlerini açacak, belki de vizyonlarını geliştirecek bir şeyler yapabilirsiniz beraber. Nafaka gibi bir konuda davanız varsa bu dönem çok hız kazanabilir. Bu davayı belki de başlatmakla ilgili bir konuda olabilir. Ama her türlü balıklara yarayacak bir dolunay diyebiliriz. Güzel bir Nisan ayı diliyorum sevgili balıklar. Sevgiler.